Mücadele sadece polisiye yöntemlerle olmaz. Bizim mesela rehabilitasyon kampları kurmamız, bunlara göre kanun çıkarmamız, FETÖ'cü olan fakat suça bulaşmamış ya da yarım uzaktan bulaşmış insanları bu kamplara götürmemiz. Burada psikolojik olarak çalışmalar yapmamız lazım. Neden? Çünkü bu insanlar istediğiniz kadar uğraşın. Zaten birbirleriyle evlenmişler, birbirleriyle tanışmışlar, birbirleriyle konuşuyorlar. Bunlar 1000 yıl yaşasa 1000 yıl boyunca Türk devletine söyleyecek. İşte kalbi şöyledir, beyni böyle, beni ilgilendirmiyor. Hmm. Ben bunlara bir ben devlet gibi düşünürsem ben bunlara bir yatırım yaptım. Sağduyulu. Ben bunlara bir yatırım yaptım. Ben bunları okuttum. Ben bunları belli bir noktaya getirdim. Bunların vücudu kendilerine ait değil. Onlar bana hizmet etmek zorunda. Türkiye'nin çıkarlarına hizmet etmek zorunda. Dolayısıyla bu insanların kalkıp da benim aleyhimde olmalarını ben hazmedemiyorum. Bunun için ne yöntem varsa illa polisi, illa askeri, illa güvenlik yöntemleri değil, psikolojik yöntemleri biz kullanmadık. Bakın ben FETÖ-MATİ'yi yaptım diyen saygıdeğer amiralimiz, mesela o şeyi aslında kendisi yapmadı ama onu kısmen uyguladı şeyde. Halbuki o FETÖ-MATİ şeysinde önerisinde bu rehabilitasyon ve psikolojik yöntemler de tıpkı yapay zeka yöntemleriyle iç içeydi. Maalesef bunu uygulamadılar. Yurt içinde yüz binlerce insan var bunların şeysi. Bunların yeni çocukları büyüyorlar, belli yerlere giriyorlar. Şimdi devlete gittiler. Yani bu tehlike bitmedi. Ve biz bunu sanki tıpkı şeydeki koronadaki gibi o tehlike bitti, geçti, kurtulduk bunlardan modundayız. Böyle bir modda olmamamız lazım. Ve devletimizin...